Merhabalar, ben İbrahim Dikolan. Bugün sizlere endüstriyel tasarım hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İyi planlanmış araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri sonucunda oluşan yeni buluşlara yaratılan yeni ürünlerin pazara sunulması, bu ürünler için tasarlanacak ürüne niteliğine göre 3 boyutlu veya 2 boyutlu yeni ve özgün görünüşler, özgün tasarımlar gerekir. Bu ürünlerin geliştirilmesinin maliyetlerinin işlenmesi, işletmelere geri dönüşümleri, yeni buluşlar ile birlikte yeni tasarımlar da önemli rol oynar. Tanım: bir ürünün 3 boyutlu şekli veya bir şeklin bir parçası ile ürün üzerindeki 2 boyutlu süslemeler endüstriyel tasarım kavramı içinde değerlendirilmektedir. Endüstriyel tasarım bir ürünün dış görünüşünü ifade eder. Bu görünüş, ürünün biçimi olabileceği gibi çizgilerden, şekillerden, süslerden, renklerden ve çeşitli unsurlardan oluşan görünümler, görünüşler de olabilir. Çoklu yasal koruma. Çoklu yasal korumanın kaynakları endüstriyel tasarımların korunması hakkında KHK, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Markaların Korunması Kanunu hakkında KHK'dır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 2, estetik niteliği olmayan bilimsel ve teknik nitelikli endüstriyel tasarım ve projelerin bilim ve edebiyat eserleri arasında saymış izinsiz kullanımlara hukuk ve ceza kanunu açma yetkisi tanımlanmıştır. Haksız rekabet. Türk Ticaret Kanunu madde 55/4, başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri karşılaştırmaya yol açan önlemler. Önlemler almak eylemi haksız rekabet olarak sayılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet hükümlerine göre sağlayan korumada görsel ifadenin bir ürüne uygulanması ve bu ürünün pazara sunulması korumayı başlatmaktadır. Ürün pazarda olduğu sürece haksız rekabet iddiası ileri sürülebilecektir. Korumanın ölçütleri: tasarımın tescil edilerek korunması için yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. Bu iki ölçüt tasarımların endüstriyel tasarımların korunması hakkında kanun hükmünde kararname hükümlerine göre tescil edilerek korunması ön koşuldur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki sahibinin özelliğini taşıyan bilimsel ve teknik nitelikli fikir ve sanat ürünü, markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararnamedeki ayırt etmeyi sağlayan işaret ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki haksız rekabet hükümlerinin başkasının eşyası veya iş ürünü ile karışıklık yaratmayan ürün göstermektedir. Hoşgörü süresi. Hoşgörü süresi olarak adlandırılan süre başvuru tarihinden önceki 12 aylık süredir. Bu süre içinde kamuya yapılan sunuşlar tasarımın yeniliğini etkilemez. Tescilli başvuru gerekleri. Başvuru dilekçesi, tasarım hakkının nasıl elde edildiği beyanı, tasarımın görsel anlatımı, tasarımı açıklayan tarifname, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontlu aslı, vekil veya vekil tayin edilmişse vekaletname. Başvuru sonrası işlemler ve süreler. Endüstriyel tasarımın tescilli için yapılan başvurular, TPE'de dilekçedeki bilgilerin yeterliliği, tasarımcının beyan edilip edilmediği, görsel anlatımın uygunluğu, başvuru ücretinin ödenip ödenmediği şekilsel koşullar açısından incelenir. Bu inceleme sırasında tasarımın yeniliği ve ayırt ediciliği konuları incelenmez. Ulusal, bölgesel ve uluslararası tasarım tescil sistemleri. Buluşlar ve markalarda olduğu gibi endüstriyel tasarım tescillerinde de koruma ulusal niteliktedir. Örneğin Türkiye'de yapılan tasarımın tescili yalnız Türkiye sınırları içinde korunur. Tasarımın son kullanıcı için görünür olması. Tasarımların son kullanıcı için görünür olması bir kural olarak bazı düzenlemelerde belirtilmiştir. Tasarım örnekleri. Tasarımın bir otomobilin şekli olabileceği gibi otomobil farı, otomobil lastiği çizgileri, otomobil jantları, otomobil direksiyon simidi, kol saatleri de olabilir. Jant şekillerindeki teknik zorunluluğa rağmen iki jant şeklinin ve saatlerin birbirinden çok farklı olması, tasarımcının çok fazla seçenek özgürlüğüne sahip olabileceğini ve aynı ürün için tasarımlar yapabileceğini göstermektedir. Örneğin topluluk tasarımı tüzüğündeki madde 4, tasarımların normal süresinin korunması görünür olması gerektiği.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.